Merhaba sevgili gençler, BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Namı diğer Bir Garip Matematik kanalındasınız. Bugünkü dersimizde geçen gün işlediğimiz silindir konusuyla ilgili soru çözümü yapacağız. Biliyorsunuz 8. sınıfa yeni gelen konulardan bir. Videomuza başlamadan önce eğer hala kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa hemen aşağıdaki abone ol butonlarından abone oluyorlar. Yanındaki zil tuşundan da bildirimlerini açıyorlar. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz sevinirim. Şimdi kalemleri kağıtları hazırlıyoruz. Sınav başlıyor. Evet, ilk sorumuzla başlıyoruz gençler. Uygulama şu şekilde olacak. Her zamanki gibi 5 saniye bekliyorum. Videoyu durduruyorsun, çözüyorsun, benden kontrol ediyorsun. Buyur bakalım. Evet, hemen çözüme bakıyoruz. Burada kullanacağımız olay şu arkadaşlar, özellikle konu anlatım videosunda bahsetmiştim. Hatta bunun için özel bir başlık açmıştım. Taban çevresiyle kenar arasındaki ilişki diye bir başlık açmıştık. Şurada gösterdiğim morla gösterdiğim kenar buradaki çemberin taban çemberinin çevresine eşit. O zaman yapacağımız olan şu. Bunun çevresi ne eşittir? 2 çarpı pi çarpı r. Formül bu. Burasını kenarı da 66 verse bunlar birbirine eşit olacak. Verilenleri yazalım. 2 çarpı pi 3 çarpı eşittir 66. 2 kere 3 6. 6 r eşittir 6 oldu mu? 66'yı da 6'ya böl. Cevabı 11 buluyoruz. Yarıçapımız oldu. Tek bir özellik kullandık. O da uzun kenar, yani çemberin olduğu kenar çemberin çevresine eşittir. İkinci soru, yine durdurup çözüyoruz. Üçleri verilen dik silindir için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Burada silindirin özelliklerini tek tek kontrol edeceğiz birlikte. Taban yarıçapı 3'tür. Yarıçap tabandaki çemberin merkezinden kenara olan uzaklığıydı. Yani 3. Doğru. Yanal yüzeyin uzun kenarı 18'dir. Şimdi bunun için bunun açılımını yapacağım. Şuraya küçük bir açılım yapalım. Şöyle açıldık değil mi? Yanal yüzey bu ortadaki oluyordu. Bunun uzun kenarını nasıl buluyorduk? Birinci örnektekinin aynısı. Şunun çevresi bunun kenarına eşitti. Hesaplayalım. 2 pi r. Pi 3 alacağız. 2 çarpı 3 çarpı. R kaç? R'miz de 3. Buradan da 18 bulduk. 18 miymiş? Evet. Soru 3. Taban çevresi 9'dur. Tabanın çevresi 9 mu? Hayır. Bakın 18 bulduk. Cevabı yanlış olan buymuş. Yüksekliği 6'dır. Evet. Bakın eksenimiz 6. Yükseklik de 6'dır. Yan yüzeyin kısa kenarı da 6'dır. Hepsi 6 çıkıyor. Bu da doğru. Cevabımızı C şıkkı olarak bulduk. Üçüncü sorumuza geldik. Olabildiği kadar bütün özellikleri ve kazanımları test edecek sorular seçmeye çalıştım. Bu soruda silindirin açılımı ile ilgili bir soru. Buyurun bakalım. Yandaki şekilde verilen dikdörtgen uzun kenar etrafında döndürülse aşağıdaki silindirden hangisi elde edilir? Bakın uzun kenar neresi? Burası. Buna benzer sorular çözmüş. Ben şuraya bir daha çizeyim daha iyi göresiniz. Bakın buraya çizdim. Bunun etrafında çevirirsem bakın. Şöyle dönüp tekrar yerine gelir. Şöyle dönüp tekrar yerine gelir. Bakın ne oluştu? Bir silindir oluştu. İsterseniz değerleri tekrar yazalım. Şurası kaçtı? 6. Şurası kaçtı? 8. Yani şurası, şurası hepsi eşit. 8, 8. Şimdi bunun hangisi olduğuna bakacağız. Şekli çizince hemen ortaya çıkıyor. Yarıçapı 6 olacakmış. Uzunluğu 8. 4'e 6 yanlış. 8'e 6 yanlış. 6'ya 12. Yanlış. Bakın 6'ya 8, yani D şıkkı doğru cevabımız oldu. Ve dördüncü sorumuz sevgili gençler. Bu da silindirin alanını ölçen bir soru. Yarıçapımız 5. Yukarıda biraz çıkmamış. Yine durduracaksınız ve sorumuzu çözeceksiniz. Evet, süremiz doldu. Dilerseniz şöyle konuyu bir daha hatırlatayım size burada. Silindirin alanını bulurken açılımdan yararlanıyorduk. Bakın şöyle açtığım zaman ne oluyordu? Bir tane dikdörtgen, iki tane daire. İşte burada da alan çok basit. Alan eşittir tabanların alanı artı bir tane daha tabanımız var üst ve alt artı yanal alan diyoruz. Bu üçünü bulup toplayacağız. Ya da direkt bir formülümüz vardı. Alan eşittir 2 pi r kare artı 2 pi r h. Bu şimdi böyle biraz zormuş gibi gelebilir ama çok da zorlanmayacağınız bir soru. Şimdi formülü uygulayacağız. Bakın burada bize yarıçapı 5 vermiş değil mi? Hemen taban alanımı bulacağım. Taban alanımız diyelim. Taban alanı pi r kareydi değil mi?
pi 3. R kaç? Bakın 5, 5'in karesi. Buradan da 3 çarpı 25'ten 75. Bu tamam. Şurası 75. Yukarısı da 75. Elimizde 2 tane 75 var. Şimdi yan alanı bulalım. Yanal alan eşittir. Yanal alanımız bir dikdörtgendi ve şu kenarla bu kenarı çarpıyorduk. Bu kenarı biliyorum kaç? 6 çarpı. Bu kenar kaç? Bakın bu kenarda bunun çevresine eşit oluyordu. Bakın özelliği hatırlıyorsunuz. Çevremiz neydi? 2 çarpı pi r. Yerine yazıyorum. 6 yüksekliğimiz. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapta 5. Buradan da yan alanı bulacağız. 6 kere 2 12. 12 kere 5 60. 60 kere 3 180. Burada 180 bulduk mu? Bundan sonrası çok basit. Hepsini toplayacağım. Neleri toplayacağım? 2 tane tabanım var. 75, 75. Bir de 180'i ekleyeceğim. Ve sonucu bulacağım. 5, 5, 0 elde var. 1, 7, 7, 14, 8 ekle. 22, 23 elde var. 2, 1 ekle. 330. Alan eşittir. 330 çıktı. Santimetre kare demeyi unutmayın. Ne yaptık? Bakın. Önce tabanını buldum. 2 tane taban aldım. Ve bir de yan alan alacağız. O da 2 pi r h'tan bulunuyor. Yani şunun çevresi çarpı yükseklikten bulunuyordu. 5. sorumuza geldik. Bu da hacim kazanımını ölçen bir soru. Buyurun bakalım. Silindirin hacim formülü aynen diğer prizmalarda yaptığımız gibi taban alanı çarpı yükseklik genel formülüyle bulunuyor. Benim silindirimin tabanı ne? Daire. O zaman dairenin alanı pi r kare çarpı yükseklikten de yapabiliriz. Hemen birlikte bulalım. Verilenleri yerine yazıyoruz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Pi 3. R kaç? Bakın yarı çapımız 3. 3'ün karesi çarpı yükseklik 8. Değerleri buluyorum. 3 çarpı 3'ün karesi 9 çarpı 8. 3 kere 9 27 çarpı 8. 27 8'i de burada çarpabiliriz. Böyle üşenmeyin. Hani böyle kafadan yapacağım diye kendinizi zorlamayın. 8 kere 7 56 elde var 5. 8 kere 2 16 5 ekledim. 21 cevabımızı 216 santimetre küp olarak buluyoruz. Bir daha özetleyelim. Ne dedik? Ya taban alanı çarpı yükseklikten ezberliyorsun ya da direkt formülü pi r kare h olarak öğreniyorsun. Evet, bu arada soruları çözerken böyle video sonuna geldiğinizde toplam 9 soru olması gerekiyor ya da 8 soru yanlış hatırlamıyorsam. Kaç tane doğrunuz olduğunu yorum kısmına yazmanızı istiyorum. Bir de videoyu faydalı mı bulduk, bulmadık mı onu da görmek istiyorum arkadaşlar. Onun için yorum ve beğeni eklemeyi unutmayın. Ve yine silindir sorumuz, buyurun bakalım. Yukarıdaki şekilden kapalı bir silindir yapılırsa silindirin hacmi ne olur? Hacim formülünü biliyorduk. Pi r kare h, yani taban alanı çarpı yükseklik. Ben buradan tabanın alanını bulabilir miyim? Bakın zaten 2 cm olarak vermiş. Taban alanı çarpı yükseklik diyeceğim. Tabanımız daire. Pi r kareden buluyorduk. Tek tek baştan anlatıyorum arkadaşlar ki her seferinde anlamayanlar bir daha anlasın diye. Hızlı geçmiyorum. Pi 3. R kaç? Bakın R'ye 2 demiş. Yüksekliğe de 10 demiş. Sayılarımız küçük ve kolay. 3 çarpı 2'nin karesi 4. 12 çarpı 10. Buradan da 120 bulduk. Fakat burada bir detayı atladık. Bize pi'yi vermemiş değil mi? Ondan dolayı soruyu baştan çözmemiz gerekiyor. Ben mesela fark etmedim. Pi 3 verseydi 120. Pi'yi vermemiş. İsterseniz 120'yi 3'e böler. Direkt 40 pi olduğunu bulabilirsiniz ama nasıl yapılıyor baştan bir daha anlatayım. Pi r kare yapacağız. Pi'yi bilmiyorum. R kaç? 2'nin karesi çarpı yükseklik 10. Pi çarpı 2'nin karesi 4. 4 kere 10. 40. Bakın yine 40 pi bulmuş olduk. Eğer sayısal olarak sorsaydı 120 pi vermediği için cevabımız 40 pi oldu. 7. sorumuza geldik. 7. soruda da alanla ilgili bir soru var sevgili gençler ama bu sefer alanı tersten sormuş. Durdurup çözüyoruz. Evet, biraz zor bir soru. Bakın soruyu değerlendireceğiz önce. Çapı 20. Burada dikkatli olmak gerekiyor. Bakın çapı 20 olarak vermiş. Bana yarı çap gerekiyor. 10. Neyi soruyor? Yüksekliği soruyor. Şurası da h. Dilerseniz burada formülü yazarak bulabiliriz. Öncelikle tabanın yarı çapını verdiği için buranın yüzey alanını bulabilir miyiz? Buluruz. Taban alanı eşittir. Pi r kare yapıyorduk. Buradan da pi vermiş mi? Bu sefer dikkat edelim. Pi vermemiş ama sayısal olarak verdiği için pi 3 alalım arkadaşlar. 3 çarpı r'nin karesi. 10'un karesi 100 yapar 300. Üst taraf 300. Alt tarafta 300. 600. Şimdi 840'tan 600'ü çıkarıyorum. Ne kaldı? 240. Bu 240 neresi? 240 yanal alanımız arkadaşlar. Bu
Burası 240. Şimdi yanal alandan yararlanarak şu 240'ı kullanacağız ya. Yanal alandan yararlanarak şurayı bulacağız. Burası yükseklik. E hocam ben burayı da bilmiyorum. Burayı biliyorsun. Burası neye eşitti? Buradaki çemberin çevresine. Çünkü buraya ne demiştik? 2 pi r demiştik. Burası da h oluyordu. Hemen bulalım. 2 çarpı pi 3 al. R de 10. Buradan da 2 kere 3 6 60. Çiziyorum tekrar şeklimi. Burası 60. Burayı soruyor. Nasıl bulacağım? Tabii ki alandan yan alanı bulmuştuk 240 diye. 60 ile yüksekliği çarpınca 240 yapıyorsa yüksekliğimiz direkt 4 çıkıyor. Evet, biraz zor ve uzun bir soruydu. Umarım yapabilmişsinizdir. Yapamadıysanız bile umarım anlamışsınızdır. Önce tabanın yarı çapını verdiği için alanını hesapladım. 2 tane 600 yaptı. Bütün alandan düştüm. Kaldı 240. 240 yanal alanımız oldu. Buradan da yanal alanın uzun kenarı çemberin çevresine eşit oluyordu. 2 pi re yüksekliğimizi soruyordu. Verilenleri kullanarak uzun kenarı bulduk. 60. Kısa kenar yani yükseklik 4 çıktı. Evet, bu soruda yine uzun bir soru sevgili gençler. Yani en zor sorulardan da sormak istedim. Buyurun şimdi durdurup çözün bakalım. Soruyu anlamak çözmenin yarısıdır biliyorsunuz. Bakalım. Bir silindirin yarı çapı 3, yüksekliği 18'miş. Silindirin yarı çapı 2 katına çıkarıldığında yüzey alanının değişmemesi için yükseklik kaç santimetre olmalıdır? Bakın öncelikle ilk durumda hemen bir alan hesaplıyorsunuz. Neydi? 2 taban artı yan alan. Formülümüz 2 pi r kare artı 2 pi r çarpı h. Uzun kenar çarpı kısa kenar. Yazalım. 2 çarpı pi. Pi vermiş mi? Vermemiş ama biz 3 alalım. İşlemlerimiz uzamasın. R kaç? Yarıçapımız 3. Çünkü karesi artı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı yüksekliğimiz 18. Sayılarımız biraz yüksek ne yazık ki gençler. O açıdan biraz uzun sürebiliyor bu soruları çözmek. Çarpalım. 2 kere 3 6. Bu da 9 yapar. 6 kere 9 54. Artı 2 kere 3 6. 6 kere 3 18. 18 kere 18. 18'in karesini hesaplamamız lazım. 18 çarpı 18 diyorum. 8 kere 8 64 elde var 6. 8 kere 1 8 14. 18 4 2 elde var 1 3. 324. 324 ile 54 toplarsak 8. 7 ve 3. 378 bulduk. Yani normal şartlarda alanımız 378. Yarı çapı 2 katına çıkarırsam yükseklik kaç olması gerekiyor? Tamam, hemen yapalım. Yarı çapı 2 katına çıkaracağım. O zaman yarı çapım kaç olacak? 6 olacak. Yüksekliği bilmiyorum. Alanı biliyor muyum? Bakın alanı biliyorum. 378 değişmemiz gerektiğini söylüyordu. Yine buradaki işlemin aynısını yapıyoruz gençler. 2 pi r kare artı 2 pi r h'tan yapacağız. Yazıyorum. 2 çarpı pi çarpı r kare 6'nın karesi artı 2 çarpı pi çarpı r çarpı yükseklik. Yüksekliği bilmiyorum. Kaça eşitim? 378'e. İşte bu sonucu 378 yapan h harfini arıyorum. Evet, soru gerçekten uzun ve meşakkatli oldu. Hesaplayalım. 2 kere 3 6. 6 çarpı 36 artı. Burası 2 kere 3 6. 6 ile çarptım 36. 36 h eşittir 378. 6 ile 36'yı çarpacağız. Şurada çarpalım. 36 çarpı 6. 6 kere 6 36. Elde var 3. 6 kere 3 18. 3 daha 21. 216. 216'yı karşıya atacağım. Burada 36 h kaldı. 378 eksi 216. Çıkaralım. Şurada çıkarayım. 378 eksi 216. 8'den 6 çıkar. 2. 7'den 1 çıkar. 6. 1. 162. 36 h eşittir 162. Evet, görüyorsunuz her taraf işlem oldu. Uzun bir soru sormuşlar. Bizi biraz yordular bu soruda. Burada normal basit denklem. Her iki tarafı 36'ya böleriz. 162'yi 36'ya bölmem lazım. Nerede böleyim? Yer kalmadı. Şuraya sıkıştırayım. 162 bölü 36. 16'da 36 yok. 162'de 36 arıyorum. Bunu da deneme yanılma yapıyorsun. 5 kere olsa 180. Demek ki 4 kere var. 4 ile çarp. 4 kere 6 24. Elde var 2. 4 kere 3 12. 2 de orada 14. Çıkar. 12'den 4 çıkar. 8. 5'ten 4 çıktı. 1. 18 kaldı. Buraya 0 koyarsam. Buraya virgül koyuyorum. 180'de de 5 demiştik zaten. Bakın 4,5 bulduk. Evet, biraz köşeye sıkıştı ama çözümün bu kadar uzun olacağını bilmediğim için bu fazla alan verememiştim. Sorun çözümünü bir daha özetleyeyim. Önce alan bulduk. Sonra da yarıçapı 2 katına çıkarıp bir daha alan bulup 378'e eşitledik ve bu denklemi çözdük. Olay bu kadar. Tabii böyle söylediğim kadar kolay bir soru değildi. Ama umarım anlamışsınızdır.
Ve bir videomuzun daha sonuna geldik sevgili gençler. Kaç doğrunuz olduğunu ve video hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca takıldığınız konuları yazarsanız ona göre de video çekmeye devam edeceğim sevgili gençler. LGS sınavımızda biliyorsunuz az kaldı. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz sevgili gençler. Bir dahaki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.